Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TTT Geometri kampında. Yani şu kitabın kampında geldik 45. güne. Prizmalara devam ediyoruz. Bugün de prizmaları işleyeceğiz. Hatta bugün de prizmalar bitmeyecek. Çünkü çok detaylı işliyoruz. Çünkü prizmalarla ilgili garanti bir soru ya da iki soru olacak. O yüzden en ince detayına kadar işliyoruz, inceliyoruz. Her tarz sorusunu, hatta animasyonunu göstermeye çalışıyoruz. Çok özelli davrandık. Lütfen bu derse de dikkat. Çok güzel sorularla karşılaşacaksın. Prizmalar bitiyor mu? Gitmiyor yine bugün. Yarına da küpü anlatacağım. Haberin olsun. Prizmalarda. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Dün mesela dikdörtgenler prizması ve kare dik prizmadan bahsetmiştik. Şimdi onların sorularıyla yine devam ediyoruz. E o zaman gelsin Şafak Sayar. Şafak Sayar'a bakacak olursak bize neyi gösteriyordu Şafak Sayar'ımız? Hocam sayfa numarası 249 ve 253. Tamam. Bu sayfaları işleyeceğiz. Sonra şuraya bakalım. Bir sonraki sayfamızda. Bir sonraki ikinci say iki sayfa sonra daha doğrusu. Kaç ders işleyeceğimizi gösteriyor burası da. Dik prizmalar 1 ve 3 ve dik prizmalar 4'ü işleyeceğiz sizinle birlikte. E ee, hadi bakalım o zaman 249 gelsin. 249'da şöyle bir soruyla başlıyoruz. Şu soruyla başlıyoruz ve çok güzel bir soru. Lütfen bu soruya dikkat edin. Şimdi şekil 1'de yamuk dik prizma biçimindeki tahta bloktan bir parçası şekildeki gibi kesilip BLMC üzerine yapıştırıldığında şekildeki gibi dikdörtgenler prizması elde ediliyor. Yani ben buradaki parçayı almışım. Hop getirmişim buraya yapıştırmışım. Şurası bir yamuk ya aslında bir ikiz kenar yamuk. Niye? sen buradaki düzlemi aldın yüzeyi aldın buraya yapıştırdın. E hocam şu parça aslında buraya gelmiş oldu. Bak bu parça burada aslında bu parça buraya geldiyse üst üste çakıştıysa aslında ne oldu? Bu ikiz kenar yamuk oldu. Bir de verilen bilgilere bakalım. 4 4 4 4 burası 4 verilmiş. O zaman her yere şöyle bir 4'ü yazalım. 4 4 ve 4'ü yazdık. Ve sonra EB ile BL birbirine eşit verilmiş. Şu EB ile BL'nin eşitliğini gösterelim. Ondan sonra başka KLM'ne de bir kare demiş. O zaman burası da 4 burası da 4 oldu bu oldu. Eksik parçaları yapıştırdık, hallettik. E şimdi gel bakalım. Şu parçayı ben buraya getirdiğim zaman neler oluyor? Hocam bu yükseklik şurası. Ondan sonra burası da çift çizgi oluyor diye de söylemiştik zaten. Çift çizgi bak buraya geldi mi? Geldi. Tamam, bunu kullanacağız. E burası çift çizgi arkadaşım. Sonra bu parça buraya gelmiş oldu. E güzel. E o zaman bu parça buraya yapıştıysa A ise burası A mıdır? Evet, şuraya bir A yazalım. Sonra şurası bak burası buraya geldi. Şuraya da bir B yazalım istersen. Sonra burada ne yapmam gerekecek? Arkadaş alandan bahsetmiş. Cismin yüzey alanı 16 birim kare azaldığına göre demiş. Bak alan ve hacmi şöyle birlikte düşünelim soruyu. Ya sonuçta bu konu anladı bir şeyi. Direkt soruya bodaslama böyle dalmayalım. Şimdi ben bu parçayı alıp buraya koyduğum zaman hocam ilk şeklin hacmiyle ikinci şeklin hacminde herhangi bir değişiklik olmuyor. Çünkü bir parçasını kesmişim diğer tarafı yapıştırmışım. Hacimsel olarak bir kaybolma olmuyor. Hacminde herhangi bir değişiklik olmuyor. Bak ama ne demiş? Alanında azalma olmuş demiş. Alanda 16 birim kare azalmış demiş. Yani o zaman ben ne yapacağım? Hocam buradaki alanı bulacağım. Bir sonraki alan 16 azalmış ya. Bundan 16 çıkar açacağım. Eşittir ne diyeceğim? Bunun alanı diyeceğim. Bu şekilde yapabilirim. Çünkü alanda ilk alandan 16 birim kare azalmış demiş. Ama hocam ben burada bu alanı bulurken şunun alanını bulurken bu yamuk ya hani yamuk prizma ya işte şurayı bulacağım. Taban alanları artı yanal alan diyeceğim. Yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklik diyeceğim. Ama burada taban alanını falan bulurken A var. E şurada bir B var. Yani A'lar B'ler baya bir karışacak. Baya bir işlem kalabalığı olacak. E hatta şuradaki uzunluğu da biliyor muyuz? Buradaki çift çizgiyi falan da kullanamam ben o zaman. E o zaman burada bunu yapmaktansa şunu yapacağım. Dikkatli bir şekilde dinle. Ha sen istersen sana ödev olsun. Hocam bir de oradan yapayım. Hocam burada öyle yapmak için ne yapacağız? Şuradan bir dik çizersin. 4 ise burası 4 dersin. Sonra burası da A verilmişti. Buraya da A-4 kaldı dersin. Buraya da A-4 kaldı dersin. Sonra bu bilgilere göre alanı hesaplarsın. Şuradaki yamuktan 2 tane var. Taban alanlarından 2 tane var. Bir burada bir de bu tarafta. Sonra ne diyeceksin? Taban çevresi. Tabanımız burası ya. Yamuk. Burayı teşleştik ya taban olarak. Taban çevresi çarpı yükseklik deyip bunun alanını bulursun. Ama bak biraz zahmetli olacak. Sonra öbürüne gelirsin. Hocam bu uzunluk şurası olarak verilmişti zaten. Çünkü bu parça gelip buraya geldi ya. Burası çift çizgi. Yani burası da ne olacak o zaman? Burası da A olacak aslında. Şöyle bakacak olursak. Şurası da B. Şurası da nedir? 4. Sonra burada da alanı hesaplarsın. A var. 4 var ve B var. E, ee, i̇kişerli çarpımın iki katı şeklinde de buluyorduk. Sonra bunun alanına 16 bin kare azalıyor. Bunun alanından 16 çıkartıp şunun alanına eşitlersek olay bitecek. Ama ben buradan yapmayacağım. Şimdi ne yapacağım? İlk cisimdeki alana, ilk cismin alanına bakacak olursam. Hocam ilk cismin alanında 16 birim kare azalmış ikinci cismin alanına geçiş yaparken şimdi ilk cismin alanına bakalım ya yani ilk cismin alanını düşünelim şimdi burada yüzeylerindeki kaybolma ya da ikinci şekil olduğu zaman yüzeylerindeki eklenen alanlara bakmak lazım şimdi şuraya baktığım zaman hocam ben bunu bu yüzeyi önceden bu yüzey var mıydı vardı hatta bu yüzey de vardı değil mi ben bunu buraya gelip yapıştırdığım zaman burada a ikinci şekilde buradaki yüzey alanını oldu kayboldu çünkü ben bunun alanını hesaplarken ne yapacağım yüzey alanını hesaplayacağım bu içeride kaldı bu yüzeyler yapıştı bu alanlar kayboldu o zaman bu alanı ne yapacağım? Çıkartacağım. Çünkü bu alanlar eksildi. Yeni alanda bu alan eksildi. O zaman ne diyeceğim arkadaşım ben burada? Şuradaki alanları çıkartacağım. Yeni alana geçiş yaparken. E burası 4. Burası daha ya. Bu nedir? Bir dikdörtgendir. Çünkü bu dik prizma ya. Şu yüzey buraya dik değil mi? Ondan dolayı burası 90 derece. Burası da 90 derece. Olduğundan dolayı dikdörtgen. 4'e A'lık bir dikdörtgenler azalma var. 4 çarpı A çarpı 2. 2 tanesi azaldı yalnız. Bu yüzeyde kayboldu. Bu yüzeyde kayboldu. Sonra ekstradan bir yüzeye çıktı mı ona bakacağım. Hocam ekstradan eskiden bu yüzey var mıydı yoktu. Ben bunu böyle kesip buraya da yapıştırdığım zaman bak burada bu yüzey çıktı. Burada da bu yüzey oluştu. Aa buradaki yüzeylerde ne oldu? Ekstradan fazladan geldi. E burası da 4 çarpı B değil mi? 4 çarpı B'den 2 tanesi eklendi. Yalnız bak bu alan azalmıştı. Buraya eksi koyacağız. Tekrar söylüyorum. Bu alanlar kayboldu. Yeni alana geçiş yaparken o zaman 4 çarpı A'dan 2 tanesi kayboldu. Yani 2 tanesi 4 çarpı 8A azalmış oldu. Ama bu alanlar eskiden var mıydı? Yoktu. Yeni alanda bu alan ne oldu? Fazlalaştı. Yani burası da 4 çarpı B'den 2 tanesi fazlalaştı. İşte yeni alan ne oluyormuş? 16 oluyormuş. Değil. Dikkat dikkat. Yeni alan yüzey alanı 16 birim kare azaldığına göre diyor. He. Buna da ne diyeceğiz? Eksi 16 diyeceğiz. Yeni alan 16 birim kare artsın deseydi o zaman ben burada kalandan burada kalana geçiş yaparken işte burada şu artı 16 diyecektim burayı da. Buraya da lütfen dikkat. Buranın eksi 16 olması da önemli. Niye? Yeni yüzey alanımız 16 birim kare azalıyor diyor. E o zaman ben buradan güzel bir şey buldum. Eksi 16'yı buraya atayım. 8B artı 16 eşittir. Eksi 8 A'yı da öbür tarafa attım. 8 A yaptı. Yani B artı 2 eşittir. A mı yaptı buradan? Evet. A'yı B artı 2 olarak bulduk şimdi. E bundan sonrasında ne yapacağız? Arkadaş burada bir ikiz kenar yamuk var. Bu ikiz kenar yamukta zaten bir dikme buraya çizilmiş. Dikmeler önemliydi. Şu dikmeleri şöyle çizecek olursak bir tanesi zaten çizilmiş. Hocam yukarısı 4 ise, aşağısı da 4'tür. E burası A'ydı. Yani B artı 2'di. B artı 2'den 4 çıkar yani buraya burası tavan b artı 2 ya buraya da b eksi 2 kaldı. E burası da b şurada artık Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Yapalım Pisagor bağıntısını. Hocam b artı 2'nin karesi eşittir b'nin karesi artı b eksi 2'nin karesi diyeceğiz. İşlem işlem işlem. Ama dur. Niye duruyoruz? Hissedelim. B artı 2 var var. B var b eksi 2 var. Hocam ikişer artan üçgen. Ardışık olan üçgenler neydi? 3 4 5 ya da katlarıydı. O zaman ikişer ardışık olan 3 4 5'in iki katı olan üçgendir. O zaman 3 4 5'in iki katı olan üçgen 6 8 10'dur. Hissediyorum hocam burası 10 mu acaba? Burası 10 iken burası B artı 2 10 iken B8 yapar. B eksi 2 de 6 yapar? Evet. O zaman B'yi buradan kaç bulduk arkadaşım? İşlem yaptığımız zaman da 8 bulduk. Sen de göreceksin. E bizden yamuk dik prizmanın hacmi nedir diye isteniliyor şimdi. Arkadaş yamuk dik prizmanın hacmi isteniliyor bizden. Şunun hacmi. E ben bunu bunun hacmini burada bulmaktansa şunun hacmini bulmak daha kolay gelecek bana. Ya istersen sana ödev olsun. Bu da ödev olsun. Şunun hacmini bul. Taban alanını bul. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik den bul. Çarpı yükseklik dersen bunun hacmini bulabilirsin. Ama burada hacimsel bir kayıp olmuyor. Bunu alıp buraya koydum ya. Aslında bunun hacmiyle bunun hacmi birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Evet. E o zaman burada biz A'yı bulmuştuk zaten. A kaç yaptı? B artı 2 idi. B artı 2 dediğimizde 10. B de zaten kaç bulmuştuk? 8 bulmuştuk. Burası 8. E o zaman bizden şunun hacmi 4, 10 ve 8'in çarpı isteniyor. Hacim 4 çarpı 10 çarpı 8. Yani kaç yapar böylelikle? 320 yapar. Arkadaşlar gerçekten ama gerçekten çok güzel bir soru. Lütfen bu soruya dikkat dedin. ÖSYM tarafından sorulması yüksek ihtimalle bir soru ve çok güzel bir şeyi katan bir soru. Bu sefer alanı klasik böyle anladığımız türden yapmadık da ne yaptık? Kaybolan alanları çıkarttık. Ekstradan karşımıza çıkan alanları da yeni alanda ekledik. Burada kaybolan alanlar şunlar kapandı. Eksi dedik bu alana 4 A'dan 2 tanesi eksi oldu. Hocam bu alanda ne oldu? Fazlalaştı. Bak burası fazlalaştı. Burası da önceden yoktu. Burası da fazlalaştı. Diğer alanlarda böyle eksilme ya da azalma olmadı. Hocam şu üçgenin alanı azalmadı mı? Hayır bu üçgen bak buraya denk geldi. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Yani burada ekstradan yüzey burası çıktı. Yani burası çıktı ve burası çıktı. Bu yüzeyde artı yüzey oldu. Eklendiği için artı oldu. Bir de en son yüzey alanında 16 birim kare azaldı dedi. İşte bu yaptığım alanda eksilen alan artı artan alan dediğim zaman bu alan neye eşit olacak? 16 eşit olacak. Ama alanda azalma olduğu için eksi 16 dedik süper bir soruydu. Evet geldik bir sonraki soruya. Şekilde gittik dörtgenler prizması. 6 birim yüksekliğine kadar su ile doludur. Prizma BCML yüzeyi üzerine yatırılırsa arkadaş BCML yüzeyi. Şu yüzey üzerinde yatırılacakmış. E o zaman ben bunu şu yüzey üzerine yatırdığım zaman şu şekilde şöyle bir prizma ile karşılaşacağım. Prizmayı da çizeyim istersen. E şimdi her şeyi animasyonda göstermeyelim. Artık anlıyoruz. Bunu ben bu şekilde yatırdığım zaman şu 10 kenarı buraya mı denk geliyor? Evet buraya 10 yazdım. Sonra şu 6 altı... hocam şuraya kadar gelecek ama önemli değil. İçindeki su bu sefer böyle yayılmayacak mı? Yayılacak. Şu 5 dikey olan uzunluk olacak. 5 burası Başka burası da nedir? Zaten burası değişmiyor. Burası da 7 olduğu için buraya da 7 yazdık. E içindeki suya da bakalım. İçindeki su da bu hale mi gelecek? Evet. BCML yüzeyi üzerine yatılırsa suyun yüksekliği ne olur diye soruluyor bize. İşte su bu şekilde oldu. Suyun yüksekliği. Şimdi şekil 1'e baktığımız zaman hocam şekil 1'de yani şu ilk şeklimizde burada bir su var. Şekil 2'de aynı kap içerisinde herhangi bir şekilde su eksilmiyor. Burada da su var. Yine eş yapılar var. Suyun eş yapı olması ne anlama geliyor? Hacimlerinin birbirine eşit olması anlamına geliyor geliyor. O zaman şekil 1'deki suyun hacmiyle şekil 2'deki suyun hacmiyle ne diyeceğiz? Birbirine eşitleyeceğiz. Bak ta böyle üçgenlerden beri söylüyorum. Eş yapılar. Bak burada da eş yapılar. Katı cisimlerdeki eş yapı genelde sularla kullanılır. Yani bu ne oluyor? Hani genelde suyu kullanıyoruz çünkü e, hacim olmasından dolayı suların hacimleri eşit. Ha bazen de mum da kullanılabilir. Mesela mumu eritirsin. Belli bir böyle şey erime şeyi olacak ya. Erdiği zaman da oradaki hacimi de yine aynı şekilde düşünebilirsin. Ya su olur ya da mum eritirler. Mumu sıvı hale getirirler. O da e, bir ikinci seçenek olarak da düşünebilirsin. O zaman her ikisinde de V sular birbirine eşit. Birincisinde V su 5 7 ve yüksekliği suyun yüksekliği 6. 5 7 ve 6 çarpımı. İkincisinde de su V su neye eşit olacak? 10 çarpı 7 çarpı X eşit olacak. E buradan 7'ler gitti. A, bu 30 eşittir 10 X'e. İkisi de böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. İşte bizden de yeni suyun yüksekliği isteniyor. Cevap böylelikle kaç çıktı? 3 çıktı. Örnek 19 daha. E Evet, Sulu sorularda dikkat. Şimdi geldik örnek 20'ye. Yeni ve güzel bir şey öğreneceğiz ki daha öncesinde biz bunu da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Fizikten biliyoruz. Öncelikle soruyu şöyle bir okuyalım. İçi tamamen su dolu kare dik prizma biçimindeki bir kap ile yükseklikleri bu kabın yüksekliğinin yarısına eşit olan kare dik prizma biçimindeki özdeş iki mermer blok. Arkadaş ben şuraya bir AA diyeyim, buraya H diyeyim yüksekliği de. Neymiş? Bununki 2H. Yarısına eşit olan diyor. E buraya da bir BB diyeyim. İkisi de bunlar kare prizmaymış. Şimdi bunlar verilmiş. Mermer bloklar bütünüyle suya batacak biçimde. Kabın içine konulduklarında kaptaki suyun 1 bölü 16'sı taşmaktaymış. Bak şimdi. Ben bunları bunun içine koyacağım. Şu şekilde. Ondan sonra kaptaki su da boşalacak. Eee, fizikte görmüşsündür. Arkadaş içi su dolu bir kabın içine bir şey attığın zaman ne kadar su taştıysa işte bu bunun hacmine eşittir. Yani hacmi kadar su taşır. Biz bunu genelde böyle hacime böyle değişik hacimlerini hesaplayamayacağımız yapılarda buluyoruz. Mesela şöyle bir taş bulun. Bir taş düşün şu şekilde. E sen bu taşın hacmini bulabilir misin? Bulamazsın çünkü biz nehir hacimlerini buluyoruz. Dik prizmaların hacimlerini ya da piramit, koni, küre. Bunlar özel bir şey değilse bu taşı bunun için atarım. Ne kadar su taşırdıysa işte taşan suyun hacmi kadardır deyip bunun hacmini de o şekilde bulabilirim. Ya da atıyorum bir taş attım şu şekilde. Taş attı ya içinde şu kadar su olsun mesela burada. İçinde bu kadar su varken, şöyle su varken taşı attığım zaman su yükseldi ya. Yükselen suyun hacmi yani şuradaki hacimle bunun hacmi birbirine eşittir de diyebiliriz. İlla taşan sudan bahsetmememiz lazım. Ama burada şartlı olacak taşın tamamen suyun içine olması lazım. Dalması lazım. Tamam mı? Buna da dikkat edeceğiz. Peki ben şimdi bunu alıp bunun içine koyduğum zaman buradan bir V kadar su taştıysa 1 bölü 16 kadar su taşıyormuş. O zaman bunun hacmi 16 V demek değil midir? Evet. Yani ne demek isteniyor o zaman? Şu ikisinin hacmi V iken bu kabın hacmi 16 V. O zaman V'yi yazayım ben burada. V dediğim hocam nedir? V dediğim A kare çarpı H'dan 2 tane var. 16 V dediğim nedir? 16v dediğimde şu b kare çarpı 2h'dir. B kare çarpı 2h'dir. E burada v yerine a kare çarpı yani 2a kare h yazarsam 16 çarpı a kare çarpı h çarpı 2 yazarsam bu da b kare çarpı 2h ya. Hocam ikiler gitti. Sonra h'lar gitti. Buradan b kare eşittir 16 a kare yaptı. B'yi de buradan 4a diye buldum mu? Buldum. Evet b dediğimiz 4a oldu böylelikle. Mermer bloklardan bizden ne isteniyor? Mermer bloklardan birinin taban ayrıtının uzunluğuna oranı nedir diye soruluyor. Kabın taban ayrıtı uzunluğunun yani kabın taban ayrıt uzunluğu B'ydi. Mermer bloklardan birinin taban ayrıt uzunluğuna oran isteniyor. E B zaten 4A'ydı. 4A bölü A'dan cevap kaç çıkar böylelikle? 4 çıkar. Evet fizikteki hadi gördüyseniz bu kısmı hatırlatmış olduk. Eğer görmediyseniz de hacmi kadar su taşırır ya da hacmi kadar su yükseltir hikayesini de burada öğrenmiş oldun. Bu da güzel bir bilgi. Bu da sınavda çıkabilir. Şimdi geldik örnek 21'e. Bak benzeri sınavda çıktı. Benzeri sınavda çıktı. O yüzden şöyle bir bana bak. Sınavda çıktığı için ilk etapta senin şu soruyu yapmanı istiyorum. Bu tür soruları ÖSYM seviyor. Çarpanları ayırma kullandırıcı soruları seviyor. Yani elin bir çalışsın bakalım. Bir şeyler yapabilecek misin burada? Tamam mı? Bu soruyu gör. Yalnız burada ne dediyse yani ne dediyse anlamaya çalış. Anlayamadığınız şey yani soruyu anlayabilmek için ne yapacaksın? Tabii ki şekli çizeceksin. Şekil de bizim için önemli. Tamam. İlk önce şekli çiz. Sonra yorumla. İçinde su varmış. Suyu da yorumla. Ondan sonra işlemini yap dostum. Anlaştık. O zaman ben ne yapıyorum? Çözüme devam ediyorum. Şimdi baktığımız zaman şurada ne demiş? Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi verilmiş bize. Tamam sınavda da bu şekilde. Zaten formülü de veriyor. Ama vermeyebilir biz biliyoruz da. Taban alanı çarpı yükseklik olduğunu biliyoruz. Hacmi 480 cm3 olan dikdörtgenler prizması şeklinde kapalı bir cam içinde V cm3 su bulunmaktadır. Kap düz bir zemin üzerinde farklı yüzeylere. Arkadaşlar dikdörtgenler bir prizmasında kaç tane yüz var? 6 tane yüz var ama farklı yüzey. Alt üst aynı. Bir sağ sol aynı 2 ön arka aynı Üç. Üç tane farklı yüzeyi var o zaman ben ne yapayım burada geleyim burada soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizeyim kardeşim şu şekilde şekli çizdim birincisinde kenarlarımız ne a b c dedik a b ve c dedim buraya ve bunun içinde de su varmış İçindeki suyu da şöyle bir göstereyim İşte şu şekilde içinde su var sonra ne oluyormuş farklı yüzeyleri mesela ilkinde ben a b yüzeyi üzerine oturtturduysam sonra ne yapacağım arkadaşlarım sonra da mesela şurası da c ya burası da c ya bc yüzeyi üzerine oturayım bc yüzeyi üzerine noktayım. Şöyle BC'yi de çizeyim şöyle. Soruyu anlayabilmek için şekli çiziyorum. Şöyle çizdim. Şu şekilde. Şu BC oldu. Sonra ne kaldı? Bir de AC yüzeyi üzerine notlayayım. AC yüzeyi o üzerine oturduğum zaman da şöyle şekli çizdim. Yalnız içindeki suların miktarına bakmak lazım. İçindeki su burada böyle oluyor. İçindeki su burada şöyle oluyor. Burası da ne demiştik? Buraya da AC mi demiştik? Evet burası da AC oldu. İşte bu şekilde koyduğum zaman suyun yüksekleri sırasıyla 3, 4, 5 oluyormuş. Burası 3, burası 4, burası da 5 oluyormuş. İşte hocam şeklen burası 5 oluyor gibi ama fark etmez. Önemli değil. Soruyu anlayabilmek için yap burada. E ee, burada şimdi yine ne yapacağız? Soruya baktığımız zaman ne var aslında burada? Hocam soruya baktığımız zaman güzel bir şey var. Bir kap içindeki su miktarı hangi yüzey üzerine koyarsam koyayım hepsindeki su miktarı aynı değil mi? Evet. Hepsindeki su miktarı aynı ve bize de ne verilmiş arkadaşım? A çarpı B çarpı C'yi de 480 olarak vermiş. Bak bunu da kullanacağım büyük ihtimalle. Çünkü ilk baştaki verilen kabın hacmi 480 olarak verilmiş. Buradaki suyun hacmi de ne olarak verilmiş? V olarak verilmiş. O zaman ben V'yi hesaplayamıyorum kardeşim. Birinci şekildeki V nedir? A çarpı B çarpı suyun yüksekliği 3 ya. A çarpı B çarpı 3 değil midir? Evet. A çarpı B çarpı 3 yazdım. İkinci şekildeki suyun hacmi de aynıdır. İkinci şekildeki suyun hacmi de B çarpı C çarpı 4 değil midir kardeşim? Evet. B çarpı C çarpı 4'tür. Üçüncü şekildeki suyun hacmi nedir? O da A çarpı C çarpı 5 değil midir kardeşim? Evet. E biz burada ne yapacağız? ve bunlar 3 de birbirine eşit. O zaman buradaki düzenlemeyi yapacağız. Hadi bakalım düzenlemeyi yapalım. E burada hocam 3AB eşittir. Bak şu ikisine bakıyoruz ilk önce. Şu ikisine bakacak olursak. Hocam ben şu şu ikisine bakacak olursam 3AB eşittir 4BC gel. Sonra şu ikisine bakacak olursam yani şöyle şu ikisine bakacak olursam hocam buradan da ne geliyor? 4BC eşittir 5AC geliyor. Sonra şu ikisine de bakabilirim ama sanki gerek kalmadı. Şurada bak ne geldi? ABC hakkında yorum yapabiliyorum burada. Hocam burada şu B'ler gitti. 3A eşittir 4C geldi. O zaman A'yı buradan ne bulurum? 4K bulurum. C'yi buradan ne bulurum? 3K bulurum. E burada da C'ler gitti ya. Burada da 4B eşittir 5A kaldı. En başa dönelim. Şurada B. B'yi bulmadık ama C'yi bulduk. A'yı bulduk. A, A 4K'ya. Hocam burada ben A yerine 4K yazarsam 5 kere 4 20K burası. 20K yapması için de B'nin de 5K alması lazım. O zaman B'yi de buradan ne buldum? 5K buldum. Eğer bulamasaydım bir de şu ikisindeki arasındaki ilişkiye de bakacaktım. Tamam. E o zaman burada benim bulduğum değerler A 4K, C 3K, B de 5K oldu. Şimdi devam edelim soruya. Hocam soruda ne demişti bize? A çarp B çarp C'yi 80 vermişti. A çarp B çarp C 8. 4 480 vermişti. E o zaman burada A dediğim 4K, B dediğim 5K, C dediğim de 3K ise A. hocam burada 5 kere 4 20. Şunu 20'ye bölsen 24 yaptı. O zaman bununla da bu sadeleşti. 8 yaptı. K küp eşittir 8 ise K'yı da buradan kaç buluruz o zaman? 2 buluruz. K 2 çıktı. E K 2 çıktıysa 4K dediğim 8. 3K dediğim 6. 5K dediğim de 10 çıktı. Buna göre V kaçtır diye soruluyor. E arkadaş V neydi? Hocam V ya buna eşit ya buna eşit ya buna eşit ya da şuradan da bakabilirsin. Direkt şuraya yazayım istersen. daha şekilde yazayım. A'yı kaç buldum ben? 8 buldum. B'yi kaç buldum ben? 10 buldum. E o zaman bunun hacmi ne olacak? 8 çarpı 8 çarpı 10 çarpı 3'e eşit olacaktır. 8 çarpı 10 çarpı 3'e eşit olacaktır. O da kaç çıkıyor o zaman? 240 çıkıyor. Cevap 240 oldu. İnşallah sen de yapmışsındır. Yani burada yani korkulacak bir hamle var mı? Yok. İşte bu şekilde matematiksel işlemleri de ÖSYM sormayı sorularda çok seviyor. Haberin olsun. Lütfen sen de bu şekilde matematik işlemler yapmaktan kaçma. Özellikle böyle dikdörtgende, karede ve katı cisimlerde bu tür matematiksel işlemleri kullandırmayı çok seviyor. Dikdörtgen ve karede özellikle alan kısmında. Bak burada da yine alan kısmında sordu. Tabi hacim kısmında da karşımıza çıkıyor. Ee, gerçi burada hacim kısmı. Hacim kısmında karşımıza çıkmış. Aynı şekilde aynı ifadeler biraz sonra göreceksin zaten. Hacimsel e, alansal kısımlarda da yine karşımıza çıkabiliyor. İşte ÖSYM böyle soruları aşırı derecede seviyor. Lütfen bu sorulara dikkat. Evet 22. soru da güzel bir soru. Lütfen dikkatli olun bu soruda. Biraz önceki yaptığımız şeyi de hatırlayacağız. Bak şimdi aşağıda dikdörtgenler prizması şeklindeki demir blok ve içindeki bir yüksekliğine kadar su olan kare dik prizma verilmiştir. Hani ne oluyordu? Bir cismin içine böyle su kabı olan bir cismin içine kap tamamen doluysa bir cismi attığım zaman taşan suyun hacmi cismin hacmine eşitti. Ama ya da ne diyorduk? Hacmi kadar su yükseltir diyorduk. Kap tam dolu değilse. İşte burada her iki durumu da inceleyeceğiz. Yani bir attığım cisim böyle suyun içine tam olarak batacak bir de suyun içine tam olarak batmadığı kısım var. A ve B şıkkı diye düzenlemişim. Şimdi soruya dikkat et. Soruda diyor ki bize demir bloğun en büyük yüzeyi zeminde olacak şekilde suyun içine atılırsa suyun yüksekliği kaç birim olur diye soruluyor. En büyük yüzey demir blokta. Hocam 1'e 2'lik yüzey var. 2'ye 4'lük yüzey var. Bir de 2'ye 1'lik yüzey var değil mi burada? Evet. E, o zaman burada ne yapacağız? En büyük yüzey 2'ye 4'lük yüzey hocam. Bunu bunun içine bu şekilde atacağız. Hatta buradaki boşluk küçük ama ben şurada da şöyle bir şunu bir kopyala yapıştır yaptım şöyle koyayım. Bunun içinde sana göstereyim. Arkadaş bunun içine atacak olursam. Şimdi neyi atıyorum bunun içine? Hocam bunun içine ben kaçlık şu şekilde yüksekliği bir birim olanı atacağım. Yüksekliği bir birim olanı attığım zaman suyun içine tam olarak batıyorum, batıyor mu? Batıyor. 4 burası. 2 burası. 1 burası. Yani en büyük yüzeyi koyduğum zaman bu şekilde karşılaştık mı? Karşılaştık. İşte suyun içine tam battığı zaman sıkıntı yok. Suyun içine tam battığı zaman hacmi kadar su yükseltir değil mi? O zaman ben bunu buraya attıktan sonra bir su yükselmesi olacak. Su yükselmesi de şu şekilde olacak. Hacmi kadar su Yükselcek. Yani yükselen suyun hacmiyle buradaki attığım cismin hacmi ne olacak? Birbirine eşit olacak. Yani şuraya bir x diyecek olursam 4 çarpı pardon 4'ten başlamayayım şuradan başlayayım. İlk baştaki suyun hacmi neydi? Ya, şu cismin hacmi neydi? Evet 4. 4 çarpı 2 çarpı 1 bunun hacmi. 4 çarpı 2 çarpı 1 eşittir. Yükselen suyun hacmi. O da 6 çarpı 6 çarpı 2, x değil mi? Aynen öyle. 6 çarpı 6 çarpı x eşit. E hocam buradan. 6 kere 6 36 4 ile sadeleşti 9. Buradan 2 eşittir 9 x geldi ve x de buradan 2 bölü 9 buldum mu? Buldum. x 2 bölü 9 çıktı yalnız dikkat et. E şimdi bizden ne isteniyor? Hocam suyun yüksekliği ne olur diye soruluyor. Yani şu H1 soruluyor bize. O zaman H2 de biraz sonra B şıkkına diyeceğim. H1 neye eşit olacak? 2 artı 2 bölü 9 eşit olur. O da kaç çıkar o zaman? 20 bölü 9'a eşit olur. Evet burada A şıkkını bulduk. A şıkkı 20 bölü 9 çıktı kardeşim. Şimdi A şıkkı basitti. Ya attığım cisim cismin şeklin içine tam olarak battı. Hac bir kadar su yükseltir dedik. Ya da kaptan dolu olmuş olsaydı tam battığı için hacmi kadar su taşırır diyecektik. Gelelim B şıkkına. B şıkkında da ne diyor? Demir bloğun bak dikkat et. Demir bloğun en küçük yüzeyi zeminde olacak şekilde suyun içine atılırsa suyun yüksekliği kaç birim olur diye soruluyor bize. Hmm. En küçük yüzeyi neresi? Burası. O zaman B şıkkında geleyim. Ben şurada yapayım. B şıkkında burada yapıyorum kardeş. Dikkat dikkat. B şıkkı diyorum buraya. Ve en küçük yüzeyine 1'e 2. 1'e 2'lik yüzeyi ben bunun içine koyuyorum. Hadi bakayım koyayım. Şu şekilde 1'e 2'lik yüzeyi koydum. 1'e 2'lik yüzeyi koyunca bir su yükselmesi olacak değil mi? Önemli olan şey bir cismi attığın zaman suyun içine batıyor mu, batmıyor mu? Batıyorsa eyvallah, batmıyorsa sıkıntı. Batmıyorsa batıp batmadığını nereden anlarız? Ben bunu koyduktan sonra su yükselecek ya böyle. Su yüksekliği eğer 4 santimetreden yüksekse o zaman hocam tam olarak batıyor diyebiliriz. Şıklara bakarsın bu durumda. Hocam şıklar 4'ten büyükse tabi ilk yöntemden belki yapılabilir ama burada ee... İlk yöntem de belki sıkıntı olabilir. Bu şekilde böyle eğer suyun yüksekliğinden şu yeni yüksekliğimiz 4 ya. ilk baştaki yükseklik böyle ilk baştaki yüksekliğimiz 4'ten cismin yüksekliğinden küçükse. Şimdiki uygulayacağım tekniği uygulamayı tavsiye ediyorum. Bu da çok basit. Bu da çok basit. Bu da çok basit. Hocam şıklara baktık. Eğer suyun yüksekliği 4'ten küçükse eğer. O zaman yeni suyun yüksekliği ne olacak? Şu şekilde olmayacak mı arkadaşım? Evet ama o zaman bizim batan cismimiz ne olacak? Şu 1, 2 ve 4'lük kısmın 4 yüksekliğinin tamamı batmıyor ki. Şu kadarlık kısmı batıyor. Yani şu kadar kadarlık kısmı batıyor ya. Yani şöyle bir şey oluyor. Şu kadarlık kısmı batmış olacak. O zaman suyun içindeki yabancı cisim bu olmuş oluyor. O zaman burada neye dikkat edeceğiz? Bütünsel düşüneceğiz ve suya göre hareket edeceğiz. Sonuçta sen cismin yani suyun içine bir şey attığın zaman su yükseliyor. İçindeki suyun hacminde herhangi bir değişiklik oluyor mu? Olmuyor. O zaman V suyu düşünelim. V su bunu atmadan önce neydi? Hocam şurasıydı. 6 çarpı 6 çarpı 2 idi. O zaman V suyumuz 6 çarpı 6 çarpı 2 iken sonrasında ne oluyor? Yükseldi hocam. Yükseldi zamanda zaman bak şu şekilde oldu. Şuraya da bir y diyeyim ben şimdi. O zaman burası da y olacak. E o zaman burası da 2 <laughs> ya. Yani yeni yüksekliğimiz ne oldu? Y artı 2 oldu. Bak buradaki de y artı 2'lik kısmı batmış oldu. Şimdi ne yapacağım? Ben bu cismi içine attığım zaman suyun içine attığım zaman su yine buralarda. Bak şuralarda. Yani şunu demek istiyorum. Şurada yabancı bir cisim var. Bu hariç. Şuradaki kısımlar hariç. Şuradaki katı cisimsel kısım hariç. Diğer kısmı yine su. E su yüksekliğine şu y artı 2. 6 çarpı 6 çarpı y artı 2'den yine yeni v'yi yazıyorum. 6 çarpı 6 çarpı y artı 2'den neyi çıkartacağım? Suyun içindeki yabancı cismi çıkartacağım. Yani burası kaç? Hocam burası 1, 2 ve şu tamamı 4'tü ama şimdi suyun içindeki kısım neresi? Bunu çıkartacağım. Çünkü suyun içindeki yabancı cisim burası. Yeni yüksekliğimiz y artı 2 yaptı. O zaman 1 çarpı 2 çarpı y artı 2 çıkartacağım kardeşim. Tekrarlıyorum. Eskiden şu atılmadan önce v su 6 çarpı 6 çarpı 2 iken sonra bu cismi attığım zaman ne oldu? 6 çarpı 6 çarpı ya artı 2'den şuradaki suyun içindeki metal kısmı çıkartacağım. Çünkü burası su değil. Şuradaki metal kısmı hacmi de 1 çarpı 2 çarpı y artı 2 oldu. Yani 4 demeyeceğim bak buraya y artı 2 yerine 4 yazmayacağım. Çünkü 4'ün tamamı suya batmadı. Suya batan kısmı kadar. Şuradaki yabancı kız cismi çıkartıyorum. Hadi bakalım bunu düzenleyelim şimdi. Hocam 2 ile sadeleştirelim. 2 ile sadeleştirelim. O zaman burası kaç yaptı? 3 yaptı. 2 ile sadeleştirelim. Burası kaç yaptı o zaman? 18 yaptı. 6 kere 6 36. 36 eşit 18y artı 36. 18y artı 36. Sonra eksiği dağıtıyorum burada. Eksi y eksi 2 yaptı. 36'lar gitti. O zaman burada 17y kaldı. Eksi 2'yi Bu tarafa attım. Artı 2 yaptı. Y'yi de buradan 2 bölü 17 buldum. Evet. Yani y 2 bölü 17 yaptı. Ama benden ne isteniyor? Suyun yeni yüksekliği isteniyor. H2 isteniyor. H2 de buradan neye eşit olacaktır o zaman? Hocam 2 artı bak şurası ya. 2 bölü 17. Yani 34 36 bölü 17 çıkar mı dostlar? Çıkar. Evet burada da suyun içine tam batmadığı zaman nasıl hareket edeceğimizi. Bütünsel V suyu düşünüyoruz. İkinci şekildeki V su. Dikkat et. 6 çarpı 6 çarpı Y artı 2'den ne çıkartacağım? Suyun içindeki yabancı cismi çıkartacağım dedim. Yani şu çıkarttım. Olay bitti. Hatta ve hatta sana bir ödev vereyim. 36 bölü 17 bulduk cevabı. Evet. Bir ödev vereyim. Hatta beraber yapalım. Ödev değil de beraber yapalım. Buradakini de aynı mantıkla yapabiliriz. Hocam burada su yükseldi ya bak V suyu yazalım. V su. İşlemin devamını sen getir ama tamam mı? İlk baştaki 6 çarpı 6 çarpı 2 şekilde 6 çarpı 6 çarpı 2 neye eşit olmak zorunda? Yeni V suyumuz şu V suyu yazdım. 6 çarpı 6 çarpı 2. Yeni V suyumuz 6 çarpı 6 çarpı 2 eşittir. 6 çarpı 6 çarpı 2 artı x'ten neyi çıkartacağım? Eksi diyeceğim. Hocam şuradaki cisim suyun içine batmış. Tamam batmış. 2 çarpı 1 çarpı 4'ü çıkartacağım. Tamam 2 çarpı 1 çarpı 4'ü çıkart. Aynı sonuç şuradaki 2 bölü 9'a aynı şekilde ulaşabilirsin. Yine V su yolundan giderek V su kısmından giderek bu şekilde de A şıkkını da yapabilirdik. Doğru Evet güzel bir soru. Hoş bir soru. Gerçekten karşımıza çıkabilecek bir tarzda. Yani burada yani çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama yeni bir şey öğrenmiş oldum. Yeni bir şey öğrenmiş oldum. Şimdi gelelim örnek 23'e. Şekil 1'de verilen taban ayrıtı 8 cm ve yüksekliği 12 cm olan kare dik prizma biçimdeki bir kabın içinde bir miktar su vardır. Evet şuradaki sudan bahsediyor bize. Bu kap LM ayrıtı üzerinde. Bak bu kapı LM ayrıtı üzerinde. Şu şekilde eğdiğim zaman kaptaki su seviyesi KN ayrıtına. Bak şuradaki su KN ayrıtına gelene kadar eğdiğim zaman. Nasıl olacak bu? Hocam şu şekilde eğiyorum. Bu LM zeminde olacak. Gel birlikte görelim bunu. Gelsin bakalım şekil. Hop eğiyorum. Şöyle eğdiğim zaman, evet kaneye kadar geldi su seviyesi. Buradaki su seviyesi. Buradayken de sonra nereye geliyor? Sonra bak PR'ye kadar geliyor. Tamam, süper. Şimdi suyun üst yüzeyinde oluşan KPRN dörtgenin alanı 80 olarak verilmiş. İlk önce verilen bilgileri eksiksiz bir şekilde yazalım. 8 8. Burayı ben bilmiyorum X. E, burası da 8. Burası da 8. E, burası biliyor muyum? Bilmiyorum. Şimdi buradaki su seviyesini bulmak için işlem yapacağım ve bana buradaki alan verilmiş. KPRN dörtgenin alanı verilmiş. KPRN dörtgeni aslında bir dikdörtgendir. Niye? Hocam bu şuradaki düzleme dik değil mi? Evet. Hocam bu o düzleme dikse burası 90 derecedir. Hatta burası 90 derecedir. Bu da arkadaki dik. Burası da dik. Burası da dik. Temel diklik teoreminden. Yani bir dikdörtgen yaptım burası. Yaptı. Belki ÖSYM senin bu dikdörtgen olarak anlayamamanı düşünebilir. Evet. Mantıklı. Direkt KPRN dörtgen demez de KPRN dikdörtgeni de diyebilir. Tamam. E hocam burası 8 burası da ne olacak? 8 olacak çünkü aynı şekilde eğiyorum. Burada ben bunu ne kadar eğdiysem bu da o kadar eğiliyor ya. Buradaki su seviyesi ne kadar yukarı çıkarsa burası da o kadar yukarı çıkar. Yani şu kısımlar aynı oluyor. O zaman dikdörtgen oluyor. Burası 8 ise, burası da 8 oldu. E bu alan 80 ise 8 ile neyi çarparsam 80 olur. Onu hocam. E o zaman burası kaç yaptı? 10 yaptı. E hocam burası da zaten 90 derece yan yüzey dikdörtgen. 6, 8, 10 kenden 6 oldu. Soru işaretini ne bulduk? 6 bulduk. Şimdi şekil 1'e baktığımız zaman şekil 1'deki suyla şekil 2'deki su aynı su mu? Aynı su. Suda herhangi bir değişiklik yok. O zaman ve suları eşitleyeceğim. O zaman V su. Hemen eşitliyorum. V su birinci şekilde nedir? 8 çarpı 8 çarpı x değil mi? Evet. V su ikinci şekilde nedir? İkinci şekilde ne olduğuna bakmak lazım. Bir prizma mı? Bir prizma mı değil mi? Ona bir bakmak lazım. Prizma mı değil mi deyip anlamak için, anlamak için ne yapıyorduk? Taban ve tavanı aynı olacak diyorduk değil mi? Bakalım aynı mı? Hocam tabanını dikdörtgen olarak düşünürsem tavanı dikdörtgen olmadı. Bir çizgi oldu. Dikdörtgenler prizması değil. Yani en azından tabanları şurası olmadı. Alt üst olmadı. Buna bakarken de şöyle bakacaksın. Alt üst sağ sol ön arka şeklinde bakacaksın. Hocam alt üste baktım olmadı. Alt üst tabanlar değil. Sağa sola bakayım. Sağ taraf bu şekildeyken suda. Sol taraf çizgi şeklinde. Hayır aynı değil bunlar da. Bir de ön arkaya bakalım. Önü üçgenken arkası da üçgen değil mi? Üçgen. O zaman hocam ön ve arkası aynı üçgen. 6 8 10 üçgeni. Dolayısıyla bu ne oldu? Üçgen prizma yaptı. Bak taban burasıyken yani şu üçgen prizmayı sadece sulu olan kısmı düşün. Şu kısmı böyle yatırdığın zaman burası da yüksek mi olacak? Evet. Üçgen prizma. O zaman bu üçgen prizmanın hacmi nedir? Taban alanı 6 çarp 8 bölü 2 üçgenin alanı çarpı yükseklik. Yükseklikte 8. İşte bu da bana V suyu verecek. E dolayısıyla 8'ler sadeleşti. Dur. 8'ler sadeleşti. Hocam gitti gitti. Gitti gitti. X buradan 6 bölü 2'den neye eşit oldu? 3'e eşit oldu. X 3 oldu. İlk baştaki cismin yüksekliğini de kaç vermişti bize? 12 olarak vermişti. Bak burada 12 yazıyor. Suyun üst yüzeyinde oluşan KPRN 4 gen alanı 80 olduğuna göre şekil 1'deki kabın kaçta kaçı suyla doludur? Arkadaşlar 3 yüksekliğine kadar suyla dolu. Normalde bunun yüksekliği 12. Kaçta kaç dolu olacak o zaman. Hocam yüksekliği üçgen biz kabın yüksekliği de 12 ya. Cevap kaç yapıyor o zaman? 1 bölü 4 mi yapıyor? Evet 1 bölü 4'lük kısmı suyla dolu olmuş oluyor. E nereden çıkarttın hocam? Hacimleri de oranlayabilirsin. Şu şekilde. Bunun hacmi nedir? 8 çarpı 8 çarpı 3 bölü. Öbürünün hacmi nedir? 8 çarpı 8 çarpı 12 deyip de kaçta kaçı hacimleri oranı diyebilirsin. Gerçi ben sana şunu da söyleyebilirim. Prizmalarda yükseklikler oranı hacimler oranına eşittir kardeşim. Bak dikkat dikkat. Burası üçgen. Burası kaç? Hocam 9 oldu. 3'teki 3 V iken 9'daki 9 V de diyebilirsin. Tamam. Bununla ilgili özellikle silindirde çok güzel işlemler yapacağız. Çok güzel işler yapacağız. Haberin olsun. Hatta 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 ama hatta ben burada başka bir şey başka bir yoldan yapabilir miyim diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Ya aslında yapabilirim de onu silindirde göstereyim ya o tek. Ya aslında ne yapabilirim biliyor musun? Dur burada da göstereyim. Yine de göstereceğim. Şimdi şunu anladık değil mi? Yükseklikler oranı neye eşit? Hacimler oranı eşit. Çünkü tabanları aynı ya. 8'e 8. Burada da 8'e 8. E 8. Yüksekleri 3 ve 9'sa o zaman 3'teki 3 ve 9 9'daki 9 ve o zaman hacimler oranı 3 v bölü 12 v kaçta kaçı suyla dolu olduğunu söyler. 3 bölü 12'si yani 1 bölü 4'ü yapar. Şimdi bu şekilde eğimeli sorularda ikinci bir yol söyleyeceğim. Bunu da silindirde daha çok yapacağız. Bu şekildeki böyle eğimeli sorularda içindeki su miktarı değişmediği sorularda ne yapacaksın biliyor musun? Bu şekli şöyle dikdörtgenler prizması şeklinde getireceksin. Çünkü önceden dikdörtgen prizma değil miydi? Kare prizma değil miydi? Evet kare prizma. Sen bunu getirince sadece ve sadece şuraya odaklan şimdi. Hocam buradaki kısmın yarısı dolu yarısı boş değil mi? Evet yarısı dolu yarısı boş. Bak ne yaptım? Şu şekle getirdim. O zaman ben bunu böyle şu kısmı yarısı dolu yarısı boş ya eğecek olursam bu şekilde yüksekliği 6 iken yarısı dolu yarısı boş olduğu zaman 6 iken yükseklik böyle 3 olmaz mı? İşte 3'ü direkt bu şekilde de bulabiliriz. Bu da farklı bir teknik ama özellikle silindir konusunda daha iyi anlayacaksın. Şu anda bunu kafana takma. Buradaki çözdüğüm bu yöntem de çok güzel bir yöntem. Aslında prizmalarda kare prizmalarda bu şekilde bu yöntemle çözmeni isterim. Karşımıza ne çıktı? Üçgen prizma çıktı. Suyun hacmini üçgen prizmadan. Burada da kare prizmadan bulmuş olduk. Evet örnek 23 de bu şekilde oldu. Geldik örnek 24'e. Şimdi bana bir bak. Öncelikle ne istiyoruz? ÖSYM'nin sevdiği sorular bunlar. O yüzden şu soruyu lütfen sen çöz. Hatta ve hatta senden şunu istiyorum. Bu soru ve bundan sonraki ya 1, 2, 3, 4 tane soru ardarda. arda. 4 sorudan sonra da zaten ben olayı bitireceğim. 4 soru ardarda arda senin çözmeni isteyeceğim. Şimdi otur başla. 1. soruyu çöz. 2'yi çöz. 2'yi çözemedin. Geç. 3'ü çöz. Sonra da 4 çöz. Çözüp bu 4 sorudan kaç tanesini çözeceksin bakalım. Çünkü ÖSYM bunların benzerinde soruları çok seviyor. O yüzden ilk etapta bu soruları senin çözmen aşırı derecede önemli. Bakalım ne kadarını çözdün ne kadarını çözemedin. ÖSYM tekniğini de anlamanı istiyorum. Çünkü niye? Çözdüğün zaman da lütfen gel dinle beni. Çözmediğin zaman da gel dinle beni. Çözmediğin zaman zaten işi öğreneceksin. Tüh ya bunu mu düşünemedim falan diyeceksin. Çözdüğün zaman da ikinci kez dinlediğin için daha da güzel bir şekilde oturacak. Bu sorular gerçekten ardarda çok önemli sorular. O yüzden lütfen dediğimi yap. Tamam. Olay sende. Hadi bakalım. Olay sende ise ben çözüme başlıyorum. 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 Şimdi yüksekleri eşit. içleri boş ve tabanları birbirine paralel olacak şekilde iç içe bulunan iki dik kare prizmanın üzerinde iki musluk bulunmaktadır. İlk önce şekli çizelim. Arkadaş iki tane kare prizma varmış elimde. Şöyle bir kare prizmayı çiziyorum. Dur çizemedim. Şöyle güzel çizmek zorunda değilim ya. Ama güzel çizmek için de uğraşıyoruz. Şöyle bir kare prizmayı çizeyim bir tanesini. Dikdörtgen oldu burası. Şöyle bir dikdörtgen, tabanı kare olacak sonuçta. Sonra aynı şekilde şunu da kopyalayayım, çoğaltayım. Çoğaltamadım. Teknolojiyi kullanayım derken bazen de kullanamıyorum. Çoğalttım şöyle, tamam. Geldim, şöyle bir şey oluşturuyorum sonra. Devamında çiziyorum. Şunu çizdim, şunu çizdim ve şunu çizdim. Ve tabanları da aynı diyor, değil mi? Tabanları da aynı dediği için tabanları da çakışık diyor bize. Bunu da içine bak. Şu kare prizmayı çizdim. Bunun da içine bir tane daha kare prizma çizeceğim. Onu da farklı bir renkte çizeyim. Onu da şöyle çizeyim ve şu şekilde çizeyim. Şöyle çizdim. Ve bunların seviyeleri aynı olacak. Yüksekleri aynı olacak. Yüksekleri aynı olacak ya. Şöyle göstereyim. Ay çizemedim. Ya çizerken de bazen böyle oyalanıyor. Sen burayı bir tık hızlı geçebilirsin dostum tamam mı? Zaten çoğunluğunuz böyle hızlandırıyordur büyük ihtimalle. Bir buçuk de falan izliyordur böyle. Evet çizdik kardeşim bunu. Şöyle bir kare prizma da içinde. Şimdi bana ne diyor burada? Bunların içine diyor su koyuyoruz böyle. Bir musluk buradan koyuyorum. Bir musluğu da şuradan koyuyorum böyle. Ve eşit miktarda mı diyordu? Bu musluklardan bir dakika iç içe bulunan iki kare prizma üzerinde iki musluk bulunmaktadır. Yani bu musluklardan biri biri prizmayı diğeri de prizmalar arasındaki bölgeyi dolduracak. Evet biri içteki prizmayı biri de prizmalar arasındaki bölgeyi dolduracak bu şekilde. Bu musluklar aynı anda açılıp içteki prizmanın tamamı dolduğu an musluklar kapatılıyor. Yani musluk derken özdeşi unutmuşum orada. Sen özdeşi şey yapabilirsin. Özdeş su akıtan diyebilirsin burada. Tamam. Ama soru içinde özdeş olduğu da belli. Zaten burada konu anlatıyoruz. Konu anlatımda da hatalarımızı da düzeltelim. Özdeş musluk. Tamam. Özdeş olmazsa zaten bulamayız. Biri birinin iki katı falan filan diye şey yapabiliriz. Sadece ben rahatsız olduğum için söyledim burada. Yani büyük ihtimal sen bunu anlamamışsındır diye. Anladıysan da hatamı da düzeltiyorum burada. Tamam özdeş musluklar. Bu şekilde su akıtıyorum bunun içine. Arkadaş bunun içine su akıttığım zaman su şu şekilde aktı mı bunun içine? Aktı. Hocam suyu doldurdum bu şekilde. Bir tanesini doldurdum. Tamam. Bu musluklar aynı anda açılıp içteki prizmanın tamamı dolduğu an musluklar kapatılıyor. Ama bu dolduğu zaman diğerinde arası dolmuyor mu? Evet diğerinde arası dolacak kardeşim. Şu şekilde arası doluyor şöyle. Evet şunun da arasının dolduğunu şu şekilde göstereyim. Ama arası doldu ama şu şekilde doldu. Şurada yabancı bir cisim var. Şu arası dolmuş oldu. Evet burayı da hallettik böyle. O zaman ne olacak? Aynı anda musluklar kapatılıyorsa ve bu musluklar özdeş musluklarsa o zaman bunların hacimleri eşit değil midir? Şuradaki su miktarıyla şu arada kalan su miktarı aynı değil mi kardeşim? Aynı. O zaman bunların hacimlerini eşitleyeceğiz. Ve prizmalar arasında kalan bölgedeki suyun yüksekliği 3 katı oluyor. Hmm. Son durumda içteki prizmadaki bulunan suyun yüksekliği prizmalar arasında kalan bölgedeki suyun yüksekliğinin 3 katı oluyor diye söylemiş bana. Arkadaş o zaman ben şuraya bir x diyeyim. Bak şuraya bir x ders hatta h diyeyim niye x diyorum ki? Evet şuraya bir h dersem burası kaç h oluyormuş? 3 h oluyor. Çünkü soruyu bir daha ko. İçteki prizmada bulunan suyun yüksekliği, şuradaki suyun yüksekliği hken prizmalar arasında kalan bölgedeki suyun yüksekliğinin 3 katı oluyor. Yani şunun yüksekliği 3 katı oluyor. Şurasının 3 katı. Yazdık bunu. Tamam. Buna göre dıştaki prizmanın tabana ait uzunluğunun içteki prizmanın tabana ait uzunluğuna oranı nedir diye soruluyor bize. E o zaman ben buradaki taban aitine x diyeyim, buraya da y y diyeyim. O zaman buradaki su miktarları aynıysa bu su miktarlarını ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Birincideki su miktarı yani şuradaki su miktarı nedir arkadaşım? X çarpı X çarpı 3H değil midir? Evet yazalım oraya. X çarpı X çarpı 3H'dir. E öbürü nedir? Aradaki suyun miktarı da nedir? ne olacaktır arkadaşım? Hocam Y çarpı Y çarpı buradaki yüksekliği de H vermişti bana. H değil midir burası? Evet Y çarpı Y çarpı haştır ama dikkat içeride şuradaki kabın şu kısmı içindeki bu arada kalan bölge isteniyor ya. Ne yapacağım? O zaman bu suyun içindeki yabancı bir cisim oldu. Buradaki suyla aynı su değil buradası. Değil mi? O zaman bunu ne yapacağım? Bunu çıkartacağım. O zaman onu çıkartalım. Eksi x çarpı x çarpı h'ı çıkartacağım arkadaşım burada. Tekrar söylüyorum. Şu aradaki kalan suyun hacmini bulurken y çarpı y çarpı h'dan neyi çıkartacağım? x çarpı x çarpı 3h değil. Dikkat. H'lık kısmı çıkartacağım. Çünkü şuradaki suyun hacmini bulmaya çalışıyorum. Şuradaki yabancı cisim şu kadarlık bir yabancı cisim. Buna dikkat et. H'lık. O zaman denklemimiz bu oldu. Yani burası bak dikkat et. 3x kare h. 3x kare h. Hocam burası da x kare h. Eksi x kare h. Öbür tarafa attım. Artı x kare h yaptı burası. Burası da y kare h mi yaptı? Evet 4x kare h eşittir y kare h oldu. Şunlar şunlar gitti. Y kare 4x kare eşit oldu. Kare kökün alınca da y de 2x eşit oldu. Evet y'yi 2x buldum. Şimdi benden ne isteniyor? Dıştaki prizmanın taban ait uzunluğu yani y bölü içteki prizmanın taban ait uzunluğuna oranı. Y bölü x isteniyor bizden. Y zaten 2x 2x bölü x'ten cevap kaç çıkacaktır o zaman? 2 çıkacaktır. Evet ÖSYM'nin seveceği türden güzel bir soru. ÖSM benzerini zaten sormuş demiştim. Yaptım mı yapmadım mı Yaz yazıyorum. Ha. Merak ediyorum. Geldik örnek 25'e. Bir dikdört dörtgenler prizmasının hacmi <laughs> formülü verilmiş. Biz bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Ama ÖSYM veriyor. Ama veriyor diye garantiye yani şey yapmayın. Belin. Ezberleyin. Zaten bu çok küçük bir şey. Neyse İsmail tabanı kare şeklinde olan hastane asansörü içerisine boyutları 3 4 5 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki ilaç kutuları hayal et. Her şeyi animasyonda göstermeyelim. Sözel sorularda alışkın olacaksınız. Bir hastane asansörü var ve boyutları 3 4 5 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki ilaç kutuları var. Şimdi okumaya devam edelim. Hayalimiz asansör kutusu var ve asansör var bir de kutular var elimizde. İlaç kutularını asansörün tabanında boşluk kalmayacak ve kutular üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirmek istiyorum. Aa o zaman asansörün yüksekliği de işim yok. Asansör tabanıyla işim var. Tabanı da kare şeklinde. Devam edelim. İsmail bu kutuları yüksekliği 3 birim olacak şekilde yerleştirdiğinde. Bak şimdi. Yüksekliği 3 birim olacak şekilde kutuları yerleştirdiğimde. Hayal gücünle hayal et. O zaman tabanı 4 ve 5'lik olmuyor mu? Oluyor. Asansörün yüksekliğiyle de ilgili işim olmayacak benim. O zaman asansörün tabanını düşünelim şurada. Asansörün tabanı böyle kare şeklinde mi olacak kardeşim? Evet. Kare şekli de bir tabanımız var. Ve peki ben kutularımı ne yapacakmışım? Hocam kutuları da yüksekliği 3 birim olacak şekilde seçtiğim zaman o zaman benim tabanım ne olacak? 4 ve 5 mi olacak kutuların tabanı? Evet kutuların tabanı 4 ve 5 olacak. Kutuların tabanını 4 ve 5 olacak şekilde dikdörtgenlerle bu hastane kutusunun asansörünün zeminini boşluk kalmayacak şekilde dolduracakmışım. E, bu ne anlama geliyor? Aslında bak bu bir katı cisim sorusu değil. Sadece hayal gücü. Katı cismin hayalini et. Katı cismin tabanlarını düşün. Bir asansörün tabanı kare olacak. Bir de kutuların yüksekliği üçgen ee, bizim şu kenarlar 4'e 5 olacak. Yani asansörün zeminine değen taban 4'e 5 olacak. 4'e 5'lik tabanla ben ne yapacağım? Buradaki yüzey alanını dolduracağım. Bu yüzey alanını doldurduğumda 18 kutu. Yüksekleri 4 birim olacak şekilde yerleştirirsen asansörün dışında 16 kutu kalacağını hesaplıyor. ha He, 16 kutu. Farz edelim x tane kutu olsun. X kutu kaldıysa. O zaman ben bu yüksekliği 3 birim olacak şekilde zemine koyduğum zaman burası 4 ve 5'lik oluyor ya. 4 ve 5'lik kutulardan kaç tane koyacağım? 18 kutu dışarıda kalıyormuş. X eksi 18 tane kutu o zaman bu yüzeyi kaplayacak. Yani bu karenin alanı neye eşit olacak o zaman? Karenin yüzey alanını hesaplıyorum ben burada. Çünkü buradaki karenin alanını bu dikdörtgenlerle böyle 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 koyarak kaç tane koyduğumu bilmiyorum. Hepsini ve boşluk kalmayacak şekilde diyor. 4'e 5'lik yüzeyin alanı 4 çarp 5 kaç tane olduğunu söylüyor. Hocam 18 kutu dışarıdaysa toplamda da x kutu varsa x eksi 18 demez miyiz? Evet karenin alanı aslında bu şekilde. Peki devam edelim soruya. Yüksekliği 4 birim olacak şekilde yüksekliği 4 birim olursa eğer geri kalanlar ne oluyor? 3 ve 5 olmuyor mu? Evet. 3 ve 5'lik şu şekilde 3 ve 5'likten şu şekilde ben kare yüzeyini kaplayacağım. O zaman bu alanda 3 5 yapıyor bir tanesinin alanı. Şunun alanı 3'e 5 yapıyor. Bunda da 16 kutu dışarıda kalıyor. 16 kutu dışarıda kalıyorsa toplamda kutu sayısına x demiştik zaten. O zaman 16 kutu dışarıda kalıyorsa x eksi 16 tane kutu kullandım demek. O zaman x eksi 16 tane 3 çarpı 5 alanı olacak demek. 3 çarpı 5 alanından x eksi 16 tane olacak demek ve bu kare yüzeyini kaplıyorum. Bu kare alanına eşit demek. O zaman her ikisi de bu kare alanına eşitse bunlar birbirine eşit midir? Eşittir. E o zaman burada hadi gel işlemimizi yapalım. Hocam burada 5'ler sadeleşti. O zaman 4x eksi 4 kere 8 32. 4 kere 1 4 72 eşittir. Buradan 3x eksi 48 mi yaptı burası da? Evet. Buradan da x'i kaç buluruz? Hocam x'i 72 öbür tarafa attık. 72 eksi 48. Yani 24 mi yapıyor? Evet. x'i 24 buluruz. Evet. x 24. Yani 24 tane ne varmış arkadaşım? Kutu var. Bizden buna göre diyor Başlangıçta asansörün önüne getirilen ilaç kutularının hacimleri toplamı nedir diye soruyor. Bir ilaç kutusunun kenarı neydi? Şu şekilde 3 4 5 değil miydi? Evet 3 4 5. Ve bundan kaç tane varmış? 24 kutu varmış. İşte toplam hacim isteniyor bize. Bir tanesinin hacmi nedir? Hocam bir tanesinin hacmi 3 çarpı 4 çarpı 5'tir. ve bundan da 24 tane varsa çarpı 24 dersem tüm kutuların hacimlerini bulmuş olur muyum? Olurum. E o zaman burası kaç yapıyor hocam? 5 kere 4 20. Burası 60 yapıyor galiba. 60'la da 24 çarpınız var. 6 kere 4 24. 6 kere 12 144. 1440 yapıyor. O zaman cevaba 1440 olarak ulaşırız. Evet soru katı cisim sorusu. Ama en sonda hacim hesaplarken katı cismi kullandık. Bir de hayali gücümüzle katı cismi kullandık. Ama asıl soru burada ne? Dikdörtgen ve karenin alanından gittik. Karenin alanını dikdörtgenlerle kapladık. Başta ne yaptık? Hocam x kutu varsa toplamda 18 kutu dışarıda kalıyordu. x eksi 18 tane 4'e 5'lik alanla kaplayacağım burayı. Sonra x eksi 16 tane 3'e 5'lik alanla kaplayacağım burayı. O zaman bu alanları da eşitledik ve çıktı. Gerçekten çok güzel bir soru ÖSYM benzerini sordu. Merak ediyorum yoruma yaz Yaptın mı yapmadın mı ya da anladın mı anlamadın mı bunlar önemli sorular. Geldik şuraya bak ÖSYM yıllardır bu soruyu sormayı da çok seviyor. Bak aşırı derece seviyor aşırı derece beğendiği bir soru. İnşallah yapmışındır. Soruyu anlamaya çalışalım bakalım. Başlangıçta tüm yüzeyleri beyaz renkli olan bir dikdörtgenler prizmasının bir yüzü kırmızı bir yüzü mavi bir, bir yüzü kırmızı renge boyanıyormuş. Sarı renge boyanıyormuş. O zaman şey yapalım şöyle bir dikdörtgenler prizması çizelim. İlk başta beyaz renkli de bu. E, bu beyaz rengi ne yapıyorum? İlk başta bir kırmızı rengi boyuyorum. Mavi bir dakika. Kırmızı, mavi ve sarı rengi boyuyorum. Kırmızı rengi boyadığım şurası olsun mesela. Mavi rengi boyadığımda şurası olsun mesela. Mavi renk seçmem lazım burada. Şurada bir mavi renk seçeyim bir pardon. Şöyle mavi renk şurası turkuaz oldu ama turkuaz çok severim ondan dolayı. Bir de sarı renk burası. Arkadaş diğer yüzeyler ne oldu yine? Beyaz. Bak şuradaki soldaki yüzey beyaz. Arkadaki yüzey beyaz. Alttaki yüzey nedir? Yine beyaz oldu. Tamam. Ve şuraya da A, B ve C diyeyim böyle. Burası da C oluyor. Şuraya da A'yı yazayım, şuraya da B'yi yazayım. Kafa karışıklığı olmasın. Bunlar da C. C. Şimdi bize ne demiş? Kırmızı ve mavi boyalı yüzler haricindeki yüzeylerin alanları toplamı verilmiş bize. Normalde tüm yüzey alanı nedir arkadaşım? 2 tane AB, 2 tane AC ve 2 tane BC değil mi? Evet, tüm yüzey alanı bu, değil mi? Şimdi bana diyor ki kırmızı ve mavi boyalı yüzeyler. Kırmızıyı yazayım mı? Kırmızıyı da şuraya yazayım. Kırmızı yüzeyin alanı nedir acık arkadaşım? AC. Ondan sonra mavi yüzeyi yazayım. Mavi yüzeyin alanı nedir? Arkadaşım? arkadaşım BC. Sarı yüzeyi yazayım. Sarı yüzeyin alanında nedir? AB olduğunu yazdık. Şimdi kırmızı ve mavi boyalı yüzler haricindeki. Yani AC ve BC haricindeki. O zaman ben tüm alandan AC ve BC'yi çıkartacağım değil mi? O zaman tüm alandan AC ve BC'yi çıkartırsam. iki tane AC vardı bir tane AC. iki tane BC vardı bir tane BC kalır. Yani 2AB artı AC artı BC neye eşitmiş? 67 eşitmiş. Sonra ne diyor? Hocam mavi ve sarıyı çıkartacağım. BC ve AB'yi çıkartacağım. BC ve AB çıkartınca iki tane AC kalıyor. O zaman iki tane AC AB artı BC yaptı burası. İşte bu toplamda neymiş? 62'ymiş. Kırmızı ve sarıyı çıkartacağım. Hocam kırmızı ve sarı. Yani kırmızı ve sarı AC ve AB'yi çıkartırsam iki tane BC kalacak. Ee, diğerleri AB ve AC olacak. Çünkü AC ve AB'yi çıkartıyorum. Değil mi? Kırmızı ve sarıyı çıkartıyorum. AC ve AB'yi çıkartırsam AB artı AC artı iki tane BC de bize kaç olarak verilmiş? 59 olarak verilmiş. Şimdi buna göre diyor bu dikdörtgen prizmasının hacmi nedir diye soruluyor. E o zaman bu verilen bilgilerle ne yapacağım ben? İşlem yapacağım. Bu verilen bilgilerle. E hocam burada üçlü. Üç bilinmeyenin denklem verilmiş. Bak üç bilinmeyenin üç denklem verilmiş. Şimdi dikkat et. Ben buradan şu bilgi var elimde. Bir de şu bilgi var elimde. Ha, ha. Ya şunu taraf tarafa toplasam mı dedim. Ya da şuradaki bilgiden dolayı. Yok bu bilgi var mı elimde? Yok. O bilgi yok elimde. Tüm alan o. Tüm alandan bahsetmemiş bana. Sadece bu alanlardan bahsetmiş. E tamam kardeşim. Ben burada bir şey yapamıyorum. O zaman burada bir toplama yapayım. Taraf tarafa toplayayım. 4 AB geldi. Ya genelde ne yaparız? Ya taraf tarafı toplarız ya da taraf tarafı çıkartırız. 4 AC geldi. Bir de 4 BC geldi. Topladığım zaman 7, 2, 9, 18 yaptı. Elde var 1, 6, 6, 6, 2, 3, 18. 188 yaptı burası. Evet topladığım zaman 188 yaptı. Yani buradan AB artı AC artı BC'yi ne olarak buluruz o zaman? Böl 2'ye 94. Bir daha böl 2'ye 47. Evet burası 47 mi yaptı arkadaşım? Aynen öyle. E bunu ne yapacağım şimdi? Bununla ilgili bir şey yapmalıyım ben. Hocam elimde ne var? Aa ben böylelikle elimde bak şu bilgi var. Hani şu bilgiyi buldum ben. Bu bilgi ve şunları da kullanarak yine bir şeyler yapabilirim belki. Hocam AB, AC ve BC var ve şuraya bakar mısın? Bir de bu var. E o zaman burada işlemi yapayım ben. Yazayım bak şuraya. 2AB artı AC artı BC'nin 67 olduğunu biliyorum. Ve AB artı AC artı BC'nin de ben 47 olduğunu biliyorum. Taraf tarafa çıkartırsam AB'yi bulur muyum? Bulurum. Evet şu ikisinden AB'yi buldum arkadaşım. Ne yaptım? Şu ve şundan dolayı AB'ye ulaştım. 67 eksi 47 kaç çıktı? 20 çıktı. İşlemin devamını biraz daha kısa yolla yapayım. Şimdi ben şu ve şundan yapayım. E o zaman bundan bunu çıkarttığım zaman AB'ler gidiyor. BC'ler gidiyor. 2 AC eksi AC. AC kalıyor. AC'yi de ne bulurum o zaman? Onu da mavi renkle göstereyim. Hocam AC'yi de ben şununla çıkartıyorum bak bu sefer AC'yi de 62 eksi 47 diyeceğim. 62'den 47 çıkınca 15 mi kalıyor? Evet, 15 olarak bulurum. Sonra öbürüne bakalım. Öbürü de hocam şununla şuna bakacağım. Bak şununla şuna bakacağım. O zaman hocam şundan bunu çıkarttığım zaman burada 2BC'ye bak AC AB'ler gidiyor. 2BC eksi BC BC yapıyor. 59 eksi 47. Yani bu da 12 mi yapıyor? Aynen öyle. İnşallah işlem hatası yapmam. O zaman burada da ne kaldı? BC kaldı. Evet, şu ve şuna baktığım zaman 59 eksi 47 12 yaptı 12 yaptı. Ee, burada 2BC var, burada da BC var. O zaman BC yaptı burası. Tamam. Elimde şunlar oluştu şimdi. Hocam şu bilgilere ulaştık biz şimdi. Buna göre dedi, dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir diye soruluyor. Sen burada değer vermeye kalkabilirsin. Hocam A yerine 5 verirsem burası 4 olur. 5 verirsem burası 3 olur. E burası 3 oldu. B de 4. Bak 4 3 12 sağlamamızdı. İlkinde durduk. Ya tutturamasaydık. Yani cevabımız da ABC sayılarının olacak. 5 4 3 olacak. 5 4 3 çarpı kaç yapıyor? 60 yapıyor. Hacim 60 yapıyor diyebiliriz. Ya da tutturamasaydık ne yapacaktık? O zaman hocam ben şimdi daha öncesinde bu sözel soruyu da sordum. AB 20, AC 15, BC 12 iken A çarpı B çarpı C nedir diye sordum. Orada da ne yapmıştık? Hocam A çarpı B çarpı C'yi elde etmeye çalışıyoruz. E ben burada taraf tarafa bunları çarparsam ne geliyor? Hocam taraf tarafa çarptığımda A kare, B kare, C kare geldi. Bu da 20. 20 dediğim 4 çarpı 5. Öbürü de 5 çarpı 3. Öbürü de 4 çarpı 3 değil mi? Evet. Kare kökünü alırsam her iki tarafın A, B, C çarpımı. Şunun kare kökünü aldım. Şunun da kare kökünü alıyorum yani. 4'ten 2 tane var bir tane olarak çıkar. 5'ten 2 tane var bir tane olarak çıkar. 3'ten de 2 tane var bir tane olarak çıkar. O zaman A çarpı B çarpı C 60 yapar. Bu da neye eşittir? Hacime eşittir. Yani hacim böylelikle 60 çıktı. Evet gördüğünüz üzere bak ÖSYM bu soruları gerçekten aşırı derecede seviyor. O yüzden lütfen bu sorulara dikkat et. Öncesinde sadece bu kısımlı çözümlüsünü sormuştum ben size söz olarak. Şimdi ne yapmış? Olayı biraz daha abartmış. Burada ben tüm alanın bu olduğunu biliyorum. Kırmızı, mavi ve sarı olarak verilmiş. E, tüm alandan bunları çıkarttığım zaman yani kırmızı ve mavi çıkarttığım zaman kırmızı ve mavi çıkarttığım zaman o zaman 2 AB'li kaldı. Bunu yazdım. Sonra öbürünü yazdım. Sonra öbürünü yazdım. Taraf tarafa topladım. Şunu buldum. Sonra yani matematiksel işlem yapıyorum. Bu şekildeki işlemlere alışkın olun lütfen. Lütfen buraya gel. Yıldız at. Çünkü bu sorunun lacivertiyle ileride karşılaşabilirsin. Lütfen dikkat. Tamam. Hoş bir soru. Geldik örnek 27'ye. Ayrı uzunlukları ABC olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kenarların ikişer çarpım iki katıyla bulunuyor diye zaten daha öncesinde söylemiştik. Şimdi özdeş iki dikdörtgenler prizmasının birer yüzeyleri çakıştırılıyormuş. Şekil 1'de farklı yüzeyleri, şekil 2'de yan yüzeyleri. Yani şekil 1'de alt üst yüzeyleri, şekil 2'de yan yüzeyleri, sağ sol yüzeyleri, şekil 3'te de ön arka yüzeyleri çakıştırılmış. Bu şekilde 3 farklı şekilde yerleştirilmiş. Elde edilen şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki prizmaların yüzey alanları sırasıyla verilmiş. Hmm, 94, 104 ve 112 olarak verilmiş. Buna göre özdeş prizmaların hacmi, prizmalardan birinin hacmi kaç birim kür diye soruluyor. Şimdi dur bu soruyu yapamadıysan bir önceki soruyu biz yaptık ya. Bir önceki soruyu anladın ya sen. Bir önceki soruyu anladıysan yani nasıl işlem yapacağını anladın. Tam öncesinde çözmen için ben sana e, şey söylemiştim. L mutlaka çözmen lazım demiştim. Çözmüştün. Çözemediysen şimdi bir önceki soruyu da anladıysan bu soruyu da büyük ihtimalle anlarsın veya yaparsın. Hadi bakalım. Yapalım bakalım şunu. Hocam ben şunun kenarlarına şöyle A, B, C diyeyim. O zaman burası C, C. O zaman burası A, A. Burası B. Burası C oldu. O zaman burası A, B, B, C oldu. Şimdi şekil birdeki prizmanın kenarları ne oldu yapıştırıldığı zaman? Bir kenar A, bir kenar B, bir kenar 2C oldu. Dikkat. Çekil 2'de. Bir kenar 2A oldu. Dikkat et. Hemen 2A'yı şuraya yazalım. Hocam 2A oldu. Diğer kenar B, diğer kenar C. Bir kenar B, A, diğer kenar 2B. Dikkat. Burayı 2B olarak alacağız. Burayı da C olarak alacağız. O zaman alanlara bakalım. Arkadaş birincinin alanı nedir? Hocam A, B ve 2C'nin çarpımına bakacağım. Şöyle A, B ve 2C'nin ikişerli çarpımının iki katına bakacağım. Şu ikisinin çarpımı AB'den iki tane var. 2AB artı şu iki x'in çarpımı bunun 2 tane var. 2 bc'den 2 tane var. 4 bc artı şu x'in çarpımı 2 ac 4 ac yaptı. İşte şekil 1'deki alan ne verilmiş? 94 verilmiş. 94'ü yazdım kardeşim. Sonra şekil 2'dekine bakacağım. Şekil 2'deki nedir kardeşim? Hocam 2 ab ve c'ye bakacağım. 2 a b ve c'ye bakacağım. Şu ikisinin çarpımı kaç? Hocam 4 ab değil mi? 2 çarp. Bir de 2 ile çarp. Artı bu ikisinin çarpımı dikkatı. iki katı 2 bc. Şu ikisinin çarpımı iki katı 4 ac yaptı mı? Yap. İşte bu da kaç verilmiş dostum? Hocam bu da 104 verilmiş. Şimdi diğerine bakıyorum. Hocam diğeri de ne? Diğeri de, de A, 2B ve C C'di değil mi? A, 2B ve C'di. Şu x'in çarpımı 4AB. 2 ile çarpıyorum bir de. Şu x'in çarpımı 4BC. Artı bu x'in çarpımı hocam 2AC. Bir de 2 ile çarp. İşte bu da 112 olarak verilmiş. Özdeş prizmalardan birinin hacmi. E yukarıdaki soruya benzemedi mi bu? Benziyor. Bak iki tane ÖSYM'nin benzeri sorusunu yazmışım. Aslında ÖSYM birbirinin benzeri soruyu yazmış. Farklı şekillerde yazmış sadece. Ha, ben burada işlemi kolaylaştırabilirim. Şu şekilde hocam 2 bölüp de işlem de yapabilirim burada. Hadi 2'ye bölüp de işlem yapayım. Sayılar daha küçük olsun. Hocam burası AB, 2BC ve 2AC oldu. Eşittir. 94'ü 2'ye böldüğüm zaman 47 çıktı. Sonra burada aynı işlemi yapıyorum. 2'ye böldüm. 2AB artı BC artı şurası neydi? AC. 2AC. Şu 2AC'yi yazdım. Bu da 104'ün yarısı 52 yapar. Burayı yazacak olursam da 2AB artı 2BC artı AC yapıyor. Ee, 56 mı yapıyor? Evet burası da 56 yaptı. E ben bunu gördüğüm zaman ne yaparım? Taraf tarafa toplarım. Taraf tarafa topluyorum şöyle. Hocam 5AB artı 5BC artı 5AC geldi. Topladığım zaman soru 5'li elde var. 1, 5, 10, 15 yaptı. 155 yaptı. O zaman AB artı BC artı AC'yi buradan kaç bulduk o zaman? 155'i 5'e bölüyorum. 31 yap. Evet AB, BC ve AC'yi 31 buldum kardeşim. Buradan sonrasında ne yapacağım? Hocam elimde şu var. Dikkat dikkat. Şimdi elimde bu var. Bir de elimde bu var. Şimdi ben ne yapacağım? Şundan şunu çıkartayım. Bir önceki soruda yaptığım için sıkıntı sıkıntı yok. Daha rahat bir şekilde anlarsın. Arkadaş yok yok yok. Burada şunu yapacağım. Hocam 2BC ve 2AC var ya. Bunun iki katını alıp. Bak bunun iki katını alıp. Buradan çıkartırsam AB'ye ulaşırım. Bak burası 2AB. Keşke sadeleştirmeseydim. Bunu da 2 ile çarpayım. 2AB artı 2BC artı 2AC eşittir 62 yaptı. Şimdi ben şunla bak şunla şunda işlem yapacağım. Şimdi şunla şunu çıkartacak olursam. Hocam 2AC'ler 2BC'ler gidiyor. 2AB eksi AB'den AB kalıyor. O zaman AB'yi kaç bulurum arkadaşlar? arkadaşım? 62. Şununla şuna bakıyorum. 62 eksi 47. Yani kaç yapıyor? 15 yapıyor. AB'yi 15 bulurum. Sonra şu parçayla şuna bakacak olursam. Pardon şunlar değil. Şu parçayla şuna bakacak olursam. O zaman hocam şundan şunu çıkartıyorum. AC, gidiyor. 2 BC eksi BC, BC yapıyor. O zaman 62 eksi 52 10 yapıyor. BC'yi de 10 bulurum o zaman buradan. Sonra öbürüne bakacak olursam. Yani şurasıyla şuraya bakacak olursam. O zaman hocam şundan şunu çıkarttığım zaman 2 AB gidiyor. 2 AC eksi AC AC yapıyor. 62 eksi 56 da 6 yapıyor. Yani buradan da AC'yi de 56 pardon 6 olarak buluruz. E şimdi bizden ne isteniyor? Özdeş prizmalardan birinin hacmi. Birinin hacmi nedir? Hacim dediğimiz A çarpı B çarpı C'dir. Hadi bakayım değer var bakayım çıkacak mı? Hocam burası 5 çarpı 2 dersem. Burası 2 oldu. O zaman burası 5 oldu. Burası 5 iken bak A 5 sağladı mı sağlamadı. Bu sefer değer verme yemedi arkadaşım. Öyle değer vermeyle uğraşmayalım. A B, B C ve AC çarpımları var. ABC bulmaya çalışacağım. O zaman ne yaparım? Taraf tarafa çarparsam A kare, B kare, C kare geliyor. 15 dediğim 5 çarpı 3. Öbürü 2 çarpı 5. Öbürü de 2 çarpı 3. Kare kökünü alacak olursam eğer ben burada. Hocam her iki tarafın kare kökünü alayım. Kare kökünü alacak olursam eğer A çarpı B çarpı C de yani hacim ne yapıyor o zaman? Kare kök içerisinde 5 çarpı yani şu kare kökü kare kökündeki sayılar. 5 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 3 ya. Hocam bu da ne eşit oluyor? 5'ten 2 tane var. 1 tane olacak. 3'ten 2 tane var. 1 tane olacak. 2'den de 1 tane var bir tane olacak. O zaman bu çarpımda kaç yapıyor? 5 kere 3 15. Bir de 2 ile çarptım. 30 mu yapıyor? Evet. Böylelikle cevaba 30 olarak ulaşırız. Yani hacmi bu şekilde 30 bulduk. Yani dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Şu soruyla bu soru farklı ayarda sorulmuş ve aynı çözüm yöntemiyle çıkıyor. O yüzden bu çözüm yöntemi her ikisinde de gerçekten çok önemli. Yine farklı tipte bir soruyla karşımıza çıkıp bu soru tekniğini de sorabilir. Hatta bak buradaki soru da çok güzel. Bu soru da gerçekten çok güzel. ÖSYM bu sorulardan bıkmaz. Bu soruların benzerleriyle yine karşımıza gelebilir. Evet bu dersimize bakacak olursak gerçekten çok güzel sorular çözdük. Şu soru çok güzel. Bu soru çok güzel. Bu da ÖSYM'nin sorduğu soru. Lütfen buna da yıldız atın böyle. Çok güzel şeyler öğrendik. Ondan sonra şu soruda da güzel şey öğrendik. Bu soru, bu soru, bu soru, bu soru bunların kesinlikle ama kesinlikle bilinmesi lazım. Hatta bunlara şöyle bir yıldız at. Bu sayfaya yıldız at. Bu sayfayı kıvır. Sonrasında sınav öncesinde gel. Buradaki sayfadaki sorulara, bu sorulara mutlaka ama mutlaka bak. Aşırı derecede önemli dostum. 45. günde e, bu Buraya kadar kısmı hallettik, parça çıkarma ve geri kalan kısmı küpe kadar olan kısmında bir sonraki ders halledelim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste, yani prizmaların geri kalan devamında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bak, hoşça kal.